kalbi bir sesleniş hissettim. Nasıl bir ses bu ya Rabbi böyle? Biraz uçmanızı bekledik çünkü sesinizde o var. Ben uçmasını beklemedim doğrusu. Bir akşamda, iki akşamda tanınmaz bir duruma gelebilir yani. Bir akşamda, iki akşamda olmaz. Senden bilirim yok bana bir fayda. Bakalım hafta birinciliğine bu akşam hangi bülbül gidiyor? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyoruz programımıza. Efendim, ola ki bir hatamız, kusurumuz olursa şimdiden affola temennisi ve dilekleriyle başlıyoruz. Hepinize yürekten kucak dolusu, kocaman ve sıcacık bir merhabayla başlıyoruz programımıza. Sizler... Sizler efendim ekranlarınızın başına hoş geldiniz ve tabii ki stüdyoda bulunan kıymetli dostlarım, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza, bereketlendirdiniz. Efendim, jürimize de hoş geldiniz diyerek, nasılsınız hocam? Teşekkürler. Nasıl gidiyor, bir değerlendirmek ister misiniz kısacık? Çok güzel, en güzel söz, en güzel sesler vasıtasıyla, en güzel ekranda gönülleriyle buluşuyor. Harikasınız. En güzel gecede. Evet. En güzel gecede hocam eklesin, buyurun. En güzel gecede. Elhamdülillah. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı hocam? Evet, başarılar diliyorum kardeşlerime. Onları dinleyeceğiz zevkle. İnşallah. Bu mübarek gecenin heyzi gelişecek, artarak devam edecek inşallah. İnşallah. Halil hocam. En güzel mevsim ömrümüzün, en güzel anları, şu anda içinde bulunduğumuz anlar, biz anın içinden inşallah geçeceğiz. An bizim üzerimizden geçmeyecek. Güzel bir gece, hayırlara güzel bir vesile yarışma, olsun inşallah. Hayırlara vesile bir yarışma diliyorum şimdi. Çok teşekkür ederim. Evet, kıymetli dostlar. Daha fazla sizleri heyecanlandırmak istemiyorum. Bizler de oldukça heyecanlıyız. Bakalım bugün hangi bülbüllerle tanışacağız? Nasıl seslerle tanış olacağız? Merak içerisindeyiz. İlk olarak bu akşamın birinci yarışmacısı için Hacı Ali abimizin yanına gideceğiz. Lokman Durak var yanı başında ve söz sizde Hacı Ali abi. Lokman Durak kardeşimizi yanıma alıyorum. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocam, şimdi Lokman Ağa Bey'i ufakken, uşakken... Ele üşümüş kendini zor atmış tandır başına. Günah, anası da lavaşın içine böyle güvermiş lurla tereyağını koymuş. Bu lavaş dediğimiz ekmek. Evet, dediğimiz ince ekmek. Evet. İçine tereyağı sürürler. Bir de göğermiş lur koyurlar. Penisilin. Hani Fransızlar küflü peynir dediler ya. Dögermiş küflü demek, öyle mi? Tabii, küflü peynir. Yani Fransızlardan önce ezdürümler bulmuş. Onu anlatmaya çalışacağım. Çok modern güzel, insanlarız. Harika. Aslında biz Portekizliyiz ama işte Erzurum'a yerleşmiş. Bu arada ben bir şey söylemek buyurun istiyorum. Bu Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinde, evet, hasta ve yaralı askerler için özellikle küflü peynir toplayıp orada kullandıkları bir yazısını okumuştum bir yerde. Buyurun. Penisilin, evet. Penisilin Ağa Bey. Evet. Kurban olayım, seni hemen sahneye alırız. Eyvallah. Allah eyvallah. Yolun baksın açık etsin. Amin. Allah razı olsun. Gününü Allah'ın rızasına vakfetmiş olan Fatih Çollak hocamız. Şimdi birazdan Allah nasip ederse inşallah sabah dersimize katılacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Karışıklıktan, karma karışık yapmaktan uzak. Tahriften uzak. Teşvişler uzak, hevalarına, heveslerine uymayarak. Bakın ne kadar güzel açıklamış. Evet, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bitti. Ben umut istiyorum. Tamam, benim kızım. Bir tane verelim sana. Thank you.
Bu akşamın ilk yarışmacısı Dadaş Diyarı'ndan Lokman Durak Beyefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Heyecanınız var mı? Var tabii. Hazır mısınız peki? Her halükarda hazır olmak zorundayız. Evet. O zaman sizi rahliye alıyoruz efendim. Buyurun. Ben teşekkür ederim. Rica ederiz efendim. Buyurun. Ve şimdi söz Kur'an'ın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إن وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا
Ma kunta tedri mal kitab ve lel iman ve lakin cealnahu nura. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإن لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله. Kıymetli izleyenlerimiz, öncelikle sizlerden puan alacağız Lokman hocamıza. Hemen ardından kıymetli jürimiz değerlendirecek puanlarıyla. Hazırsanız buyurun efendim. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Açıklamıyoruz şimdi puanları. Hocalarımızın katkılarını duymak istiyoruz heyecanla. Buyurun hocam. Lokman hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah, hamd ederiz. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet ihsan etsin. Amin, Allah razı olsun. Siz okumaya başladınız, devam. Bir şairin sözü geldi aklıma. Haydi yiğit, haydi artık havalan. Ama bir türlü pistten şöyle bir, ya bekledik böyle uçur bizi diye ama dedin bugün artık havalanın etrafında gezeceğiz. Hocam, heyecandan ağzım kuruldu. Şu anda nefes almakta zor, güçlük çekiyorum. Bende de oluyor, şu anda da olduğu gibi. Şimdi değerli kardeşim, ses olarak değerlendirecek hocalarım ama yani gerçekten bir uçurmanı bekledim böyle. Tadı, lezzeti böyle o şekilde o kadar güzel geldin ki. Kur'an-ı Kerim tilavetinin teknikler açısından tabii öyle olunca ufak tefek problemler de oldu. Birkaçını paylaşayım sizinle. Buyurun. Mesela vav harflerin telaffuzda bir kahire tavrıyla. Lillahi mulkus semavati vel ard diye oradaki bir vav Kahire ağzı ama diğer yerlerde yine bizim İstanbul tavrı dediğimiz tavırda aynı diğer harflerde bazı yerlerde de yine aynı şekilde devam etti gitti geldi. Bir de tecvid kurallarında bu genizi kullanmada dediğimiz çok tatlıdır ses ama yine kararını da yapmak lazım. O kararı açtığımızda yine kuralları ihlal etmiş oluyoruz. Örnek mesela İnnehu alimun güzeldir ama şeyi fazla. İnnehu alimun diye almamız gerekir. Evet. Birkaç yerde de Resulen feyuhiye böyle şeylerimiz oldu. Bir diğeri de yine bu fetha hareketleri uzatmada yani A sesini uzatmada bir Horasan fethası dediğimiz fetha vardır. Yani kalın ses. Men neşâşhâ ibâdînâ oralarda da gitmeler gelmeler oldu. Yani aynı tonda, ince sesli harfler aynı tonla şey yapmalı. Şâfânâtâ teknik olarak bunu söylüyorum. Genel konsepti itibariyle zaten adınız Lokman. Ehli hikmet olduğunuz daha sahneye gelirken
çok net bir şekilde kendini gösteriyor. Evet. Ben hoş geldiniz diyorum. Katkı anlamında, babında bunları sizinle paylaşmak istedim. Eyvallah. İzleyicilerle paylaşmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Mehmet Ali hocam. Lokman hocamız, kardeşimizden güzel bir aşırı şerif dinledik. Biraz metler sanki dört elifi geçti gibi geldi bana. Yani geçirmemek lazım. Evet. Değil mi efendim? Aynı kanaatteyim. Evet, evet. Geçirmemek lazım. Yani bizim zevkimize name teşekkülüne tabi değil onlar. Onların bir vezni var, ölçüsü var. Onları atlamamak lazım. Ses bakımından, seyir bakımından biraz daha sizden hocamızın ifade ettiği gibi biraz uçmanızı bekledik. Çünkü sesinizde o var. Fakat siz de mazeret beyan ettiniz. İnşallah bundan sonra daha iyi olur. İnşallah. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Halil hocam. Saygıdeğer Lokman hocam. Bir muhrik sada duydum sizden. Kalbi bir sesleniş hissettim. Onu ben de kalbimde hissettim. Bu anlamda bu nasibinize çok şükretmelisiniz. Ben uçmasını Lokman hocanın beklemedim doğrusu. Çıkarttım. Uçmasın mı? Uçmasını niçin beklemedim? İzah edebilir miyim? Uçmasın mı? Uçmasını beklemedim. Hocam da diyor ki uçmasın mı peki diyor. Bence bu sakin okuyuşun karşı tarafa etkisi daha bir tesirli oluyor. Yani karşı tarafa ama etkisi oluyor. Bizde bu da var diye bir takdim etmesi. Hayır hocam. Bizde bu da var. Halil hocam araba olarak değerlendiriyor. Ben uçak olarak gördüm şeyi Lokman hocamı. Yani pist havalanı pisti hocam. Yani yol değil. Ondan uçmayı bekledik. Yoksa girişte bir araba tabii, ve tabii, yol şeyi tabii, olsaydı tabii, tamam problem yok. Tabii, tabii. Dediğiniz gibi katılıyorum. Ama neden uçmasını beklemediğimi de izah edebilirim netice itibarıyla. O kalbi sesleri bize sunmakla ve o ayeti kerimeleri bize düşündürmekle, hissettirmekle bu sakin okuyuşun doğru bir tarz olduğunu düşünüyorum. Mesela bir saat daha okusaydı ben dinleyebilirdim. Yormadı demek. Yormadı. Bizi tabiri caizse sekinete, yani onun sükuneti, icradaki sükuneti bizi ruhumuzun idrak kapısına kadar getirip oradaki sekineti görmemize yahut onu hissetmemize vesile oldu. Ben böyle gördüm. Eyvallah. Musiki olarak değerlendirmek gerekirse Hicaz, Kürdi bu yerlerde çok güzel nüanslar gösterdi. Çok tebrik ederim. Ruhunuza, gönlünüze sağlık. Eyvallah hocam. Evet, yanlış anlaşılmasın bu arada. Hani Lokman hocam sende cevher bol. Biraz daha onu gün yüzüne çıkarabilirdiniz eyvallah, uçmadan şeyiyle. Baştan inşallah bir daha fırsatı olur da gün birincisi olursa. Kardeşimizin açıklamalarını şerh edebilir miyim? Yani daha anlaşılsın diye. Buyurun hocam. Evet, yani hocam. Gönül tellerimizi titremeye devam etsin diyor. Kesinlikle ama bu şerhi kabul ediyorum. Lütfen sizi sahne önüne alalım, buyurun. Osman hocam. Evet, değerli kardeşim, sevgili hocam, Lokman hocam. Dediğim gibi duruşunuzla zevk-i selim, şu halinizde de bir kalbi selim sahibisiniz. Bunları da böyle göz önünde bulundurarak tilavetle beraber değerlendirdiğimizde leziz bir 90 puan. 90 puan geldi. Evet. Eyvallah. Teşekkür ederim. Eyvallah. Evet. Mehmet Ali hocam. Ben Durak kardeşimize 87 puan veriyorum. 87 puan. Ve Halil hocam. Tek bir satır, bir cümle. Lütfen buyurun. Orta seslerinizde kalın. Yukarıki seslerinizi çok denemeyin. Ve bu sakinlikte mutlaka kalın. 19 rakamını tersine çevirin. 91 puan geldi. Puan. Teşekkür ederim. Eyvallah. Evet Lokman hocam. Evet hocam. Hızlı bir giriş oldu bu. Eyvallah. Harika bir puan geldi. Eyvallah. Tebrik ediyoruz sizi. Hacı abinin yanına eyvallah alıyoruz sahne arkasına. Eyvallah. Evet Lokman Durak ilk yarışmacımızdı. Gecenin ilk bülbülü toplamda 268 puan aldı jürimizden. Seyircilerimizin malumunuz puanlarını
gecenin sonunda gün birinciliğinde açıklıyoruz ve şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden az önce sahneden uğurladığımız Lokman Durak Hacı Ali abimizin yanında ve söz sizde. Evet Mustafa Cihat, bu gecenin ilk yarışmacısı. Ya şaşırdım, o kadar yüksek puan aldın, 268 puan. Böyle ilk yarışmacı 268 puan verince insan da şaşırır, kalır. Ne diyeceğini bilmez. Ağzına sağlık. Bence eyvallah, çok güzel okudun. Osman Ayın Hocam'ın söylediklerine dikkate de almak lazım. Evet, ona da bir açıklama yapayım. Bence yapma. Etki eder, ses etme. Hocama teşekkür ediyorum bu uyarıları için. Evet. Tabii bizim de bir eğitimci yanımız var. Camide bazen cemaatimize metlerin ölçülerini mübalağa etmeleri gerektiğini ve onu uygulamalı olarak yaptığımız için biraz da metleri uzatmasınlar. Dördün üstüne evet, çıkmayın. Evet, doğru diyorlar. O demek ki oradan bize de kalma, böyle bir eksik yanımız oluyor. Çok teşekkür ederim. Ben özür ederiz. Diliyorum hepsinden. Estağfurullah. Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum. Teşekkür Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Efendim. Ayaklarına sağlık. Eyvallah, buyurun, sağ sizi içeri alıyoruz efendim şöyle. Eyvallah. Bir süreç sizi bekliyor. Siz bunu başarabilecek potansiyelde gözüktünüz. Biraz genizi çok aktif kullanıyorsunuz. Ses bir nesne gibidir adeta. Alırsınız onu, istediğiniz yere, istediğiniz bölgeye taşıyabilirsiniz. Siz sadece genzinizde tuttunuz. Bakalım hafta birinciliğine bu akşam hangi bülbül gidiyor? Evet, heyecanımız devam ediyor ve gecenin ikinci bülbülü Abdüssamet Himmet şu anda Hacı Ali abinin yanında sahne arkasında ve söz onlarda. Ne yapıyorsun be ya? İyidir Vesi, ne yaparsınız? Aynı be ya. Oturup dururuz vallahi, burada takılıyoruz. Bak sana ne diyeceğim. Şimdi bu Abdüssamet hocam canı darlandığında ne yapsam diyor. Acaba göğe mi baksam? Ancak beni mi rahatlatır? Yok yok, ben en iyisi diyor. Bir yere gideyim. Orası neresi be ya? En güzeli ormana gideyim. Orada yerde ekilmiş çiçekler, börtü böcekler var. Benim bu halim ancak orası attırıverir garidir. Der ve böyle ormanda gezintiye çıkar. Sosyal faaliyetim yok der. Hocam gerisini sen anlat. Samsunluyum. Evet. Doğma büyüme İstanbul'dayız. Anne tarafımda yine Kastamonlu, Kırklareli'de Soğucak Köyü'nde imamlık yapıyorum. Yaklaşık 2 senedir buradayım. Hocam sizi sahneye alıyoruz. Ağzınıza sağlık, buyurun efendim. Sahne sizi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ben Abdüssamet Himmet. 1994 İstanbul Beşiktaş doğumluyum. Aslen Samsun Bezir köklüyüm. 2008 yılında İstanbul Fatih Nuru Osmaniye Kur'an kursuna hafızlık yapmak üzere kayıt oldum. 2013 yılında okulumuzu temsilen girmiş olduğum Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında İstanbul birinciliği bizlere nasip oldu. Abdüssamet hoş geldin. Hoş bulduk. Harika bir ismin var. Çocukluğundan beri hocam. Abdüssamet Abdülbasit'in rahmet. Rahmet diliyoruz. Ruhu şad olsun, makamı cennet olsun. İnşallah. Muhteşemdi yani. Dünyaya gönderilmiş büyük bir mucize. Dünyanın mucize hocasıydı. Dünyanın tilavet hocasıydı. Hocasıydı. Allah Allah. Dolayısıyla bu ismi hep böyle bir hissim olur. İnşallah şimdi sizden güzel bir Kur'an tilaveti dinleyeceğiz. İnşallah. Hazır mısınız efendim? Hazırız inşallah. Buyurun sizi rahliye alalım. Ve söz şimdi Kur'an'ın. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne kâlû rabbunallâhu تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا إِلَى وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا وبينه عداوة كأنه
وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ Evet, kıymetli izleyenlerimiz, stüdyoda bulunan misafirlerimiz, Abdülsamed'imiz için takdir buyurduğunuz puan her neyse, lütfen şimdi elinizde bulunan cihazlarla puanlayınız. Söz sizde, buyurun. Evet, stüdyodaki misafirlerimiz puanını verdi Abdülsamed'im. Hazır mısın? Hazırız. Hocamızın şefkatli ellerine sizi emanet ediyoruz. Buyurun. Abdülsamed Hocam hoş geldin. Sefa geldin değerli kardeşim. Yine bir önceki yarışmacı kardeşimiz, Lokman kardeşimiz de olduğu gibi size de şöyle çok küçük katkılar sağlayalım diye düşünüyorum. Estağfurullah. Şimdi değerli dostum benim, Kur'an-ı Kerim tilavetindeki tecvid kaidelerini uygularken, yani icra ederken, onlar Kur'an-ı Kerim tilavetinin esteğine katkı sağlayacak formatta icra edilmelidir. Yani her kaide sadece kaideyi yerine getirmek için değil de hani o temsili okuyuş, leziz okuyuşa katkı sağlayacak formatta. Mesela hunneleri bu anlamda güzel kullan. Yani genizinizi kullanırken o genizinizde bile o bir duygu yüklemesi yapın onlara. Mesela hunneyi Arap kardeşlerimiz şöyle tarif ediyor bak. Savtun lezidun, savtun lezidun. Çok tatlı bir sestir o. Evet. Hatta bununu da bırakmıyor. Diyor ki yushbihu savtel gazale hayna tayai veladiha. Bir karacayı düşünün diyor. Onun yavrusunu kaybettiğinde çıkardığı ses. Evet. Bir de diğer ayetlerde mesela genize intikal ettirilmemiz gereken sesler var. İntikal ettirilmemesi gereken sesler var ama siz biraz genizi çok aktif kullanıyorsunuz. Yani genizin aktif olduğu ve pasif olduğu durumları da çok iyi ayırt etmek gerekiyor. Evet. Buna dikkat etmek lazım. Kelimeleri heceleme, kelime oku, harf okuma, kelime oku. Bak bu talim esnasındaki bir formattır bu. Mesela örnek veriyorum, mesela bir tane. İdfa billeti hiye ehsenu. Yapma, kelime belli. İdfa billeti hiye ehsenu. Mesela. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْ Bunlar ne yapıyorsun? Kelimeleri heceliyorsun. Geç kelime okumaya. Hem kendiniz rahatlar hem de dinleyenler rahatlar diye düşünüyorum. Evet. Ama yine bir önceki yarışmacı kardeşimiz gibi duruşunuzla, gelişinizle, haya, edep, erkan hepsi bir arada. Evet. İşte onun için bize şeref verdin, hoş geldin, safa getirdin. Ağzına sağlık, sağ yüreğine sağlık diyorum kardeşim. Eyvallah hocam. Evet, Mehmet Ali hocam. Yavrum, harfleri çok sert okuyorsun ya. Yumuşak oku. Kur'an harfleri yumuşaktır. Abdüssamed diye söylesem sana hoşuna gider mi? Abdüssamed. Abdüssamed. O kadar. Yani bizim
tabiatımızdaki selikamız neyse Kur'an odur. Ama onda bazı farklı sesler var, işte kalkaleler var, şu var, bu var. Onları gösterirsin ama böyle okşar gibi okumak lazım. Hatta sizi dinlerken biz icabında harfleri hissetmemeliyiz bile. O sesle böyle sesle kaynaşarak böyle gitmesi lazım. Ecdat öyle okumuşlardır. Sen biraz talimden henüz kendini çekip alamamışsın galiba. Biraz bana öyle geldi. Hoca Osman kardeşimiz de söyledi. Bir ikincisi bir de durduğunuz zaman tekrar alacak yerlerinizi cümleyi bozmadan yapmak lazım. Mesela İlallahi diye aldınız. Bu hatadır. Onlara çok dikkat etmek lazım. İleride bunları öğrenmek için yaşın genç, müsait inşallah sizi daha ileri yıllarda daha ekmel ve mükemmel göreceğimize inanıyorum. İnşallah. Abdülsamet'in yolu da açık inşallah. Evet Halil Hocam. Şimdi Abdülsamet kardeşim, hayatınız için seçtiğiniz bu güzel tercih dolayısıyla saygıyla ve bunu muhabbetle karşılıyorum size. Fakat gayet tutarsız okudunuz. Yani seyirde bir tutarsızlık vardı. Ses bir nesne gibidir adeta. Alırsınız onu istediğiniz yere, istediğiniz bölgeye taşıyabilirsiniz. Siz sadece genzinizde tuttunuz. Genzinizden seslendiniz. Bu da lezzet vermedi karşı tarafa. Saygıdeğer hocalarımın da belirttikleri gibi sadece talim okudunuz. Ama talim okumak başka bir şeydir. Huzurda tilavet etmek başka bir şeydir. Bu tefriki yapmanız lazım. Bu ayrışımı göstermeniz lazım. Çalışmışsınız ama yetersiz geldiniz bana. Yani gönül telimi titretmeye siz namzet olabilirsiniz. Ama o sesinizi doğru yerlerde kullanmayı, mesela işte diyaframınızı almayı, mesela başınıza çıkartmayı, mesela işte şu kısımda bulundurmayı tutmayı öğrenmeniz lazım. Yani bir süreç sizi bekliyor. Siz bunu başarabilecek potansiyelde gözüktünüz ama gayet tutarsız okudunuz. Şimdi jüri puanlayacak. Şöyle alalım sizi, buyurun. Osman Hocam. Evet, Abdülsamet Hocam. Tabii şeyi de düşünmek gerekiyor. Yani müthiş bir emek vermişsiniz. O emeği inşallah artık ekin gibi düşünün. Ekinin ekilmesi, hasat zamanı gelmiş, biçme zamanı. Biraz daha çok küçük emeklerle Allah'ın izniyle istediğimiz seviyeye gelecek diye düşünüyorum. O verdiğiniz müthiş emekleri, hocanızın üzerinizdeki emeklerini göz ardı edemeyiz. Evet. Dolayısıyla onları göz önünde bulundurarak puanlama yapmamız gerekir diye düşünüyorum. 85 puanla. 85 puan. Mehmet Ali Hocam. Ben 75 puan takdir ediyorum. 75 puan Mehmet Ali Hocam'dan. Halil Hocam. 68 puan veriyorum. 68 puan. Evet. Abdülsamet Bey çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Sizi sahne arkasına alacağız ama henüz daha seyircilerimizin oyları belli değil. Onu da sonuçta açıklayacağız inşallah. Ümitle bekliyoruz. Sağ olun. Şöyle alalım. Yüreğinize sağlık. Buyurun efendim şuradan. Evet. 228 puan aldı Abdülsamet'imiz hocalarımızdan, jürimizden. Ve şimdi onu Hacı Ali abinin yanına uğurladık. Ve yanı başında şu anda söz sizde. Abdülsamet. Evet. Ağzına sağlık, sağ yüreğine olun, sağlık. Teşekkür ederim. Hocalarımız yumuşak mı okuyor diyorlar, daha böyle sert basma. Yani biraz yani daha. Yani Abdülsamet desem yani Mehmet Ali hocamın deyimiyle. Çok, ona tabii çok güzel yakışıyor onun ağzına. Hocam şöyle mi yani? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Gibi mi? Allah Allah. Hocam katılsın mı yarışmaya? Mehmet Ali hocam. Var mı öyle bir ara varsa bence yani vallahi yani yakışır. Evet ya. Allah çok sevdim. Düşünür müsün abi? Abi
Ya Mustafa Cihat okursa ben de girerim bu yarışmaya. Yok, ben başka bir yarışma düşünüyorum. Öyle mi? Peki. Mustafa Bey, Hacı Ali kardeşimizi şurada dinlersek daha bak, uygun değerlendiririz. Duydun değil mi Hacı Ali abi? Peki, Ramazan'ın efendim... Oradan kaçak güreşiyor. Kaçak güreşmesin diyor hocam. Tamam, ilerleyen günlerde Mehmet Ali hocamın sözünü diyeceğim. Kardeşim, ağzına, yüreğine sağlık. Sağ olun, seni içeri alıyoruz. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Acayip nameler yaptın. Nereden buldun? Nasıl yaptın? Hocam bana aslında Everything Melih diyorlar. Yani her işi hallederim Allah'ın izniyle. Zekisiniz, hiperaktifsiniz. Bir yerlere gelebilirsiniz. Adeta sevgiliye gelen mektubu okur gibi okudu. Ben öyle hissettim. Bir oğlum var. Heceliye heceliye okur. Onun ağzından çıkan her harfe kurban olurum. Sizin de öyle. Bakalım hafta birinciliğine bu akşam hangi bülbül gidiyor? Az sonra sahneye son derece çılgın, kendi tabiriyle son derece deli, af buyursun kendisi ama böyle söylüyormuş kendisine. Gerçekten çok renkli, çok özel bir yarışmacı gelecek. Kendisi şimdi Hacı Ali abimizin yanında, Melih Aksoy. Gerçekten inanılmaz yetenekleri var, az sonra göreceğiz. Biz de merakla bekliyoruz Hacı Ali abi, senin yanında. Buyurun efendim. The first thing to Carol Boris, ma'am. Hey dostum, senin sorunun ne? Benim sorum ne olsun? Senden biraz boyum kısa olmasın. Yarısını verelim, sana olsun bitsin. Vay kardeşim. Sadece o kadar mı? Ya, o kadar abi. Ya abim peygamber efendilerimizden Hazreti Davut'un mesleğini yapıyor. Demirci ustası kendisi. Ustası, gerisini Allah. Sen anlat. Hadi abi. Ne anlatayım abi? Anlat abi. Ne yapmış? Araba yapmış. Balatasız. Yok, bir araç yaptım, arazi aracı. Arazi aracı, evet. Evet. Bütün her şeyiyle kendi dizaynım. Ondan sonra başka projelerim var. İşte, everything diyorlar size, everything. Everything Melih diyorlar, evet. Everything Melih. Yani nerede bir sorun var ben orada. Bir de ne yaptın? Bilgisayar soğutucu sistemi yapmışsın. Evet, sıvı soğutmayla soğuyan, server sistemleri için sıvı soğutmalı soğutma sistemi yaptım. Yani bir de balatasız frenli araba ne demek biliyor musunuz? Balatasız frenli araba. Evet. Ben seyrettim, inanılmaz kıpkırmızı bir araba yapmışsın. Evet, şahane evet, bir evet, araba. Güzel bir araba. Evet. Yani senin elinde hiçbir şey kurtulmuyor. Allah'ın izniyle. Peki buyurun efendim, sizi hemen sahneye alıyoruz. Sonra hiperaktif olduğumu öğrendim. Daha doğrusu bir programda izliyordum hiperaktif çocukların belirtileri diye. Çocuklarım da olduğu için acaba bizim çocuklar da var mı diye bir dinleyeyim dedim. Baktım ki hiperaktif olan benmişim. Unutmamamız gereken bir şey var abi. Bunlar hiçbirisi insanın kendi elinde olan bir şey değil. İnsan sadece, insanın elinde şu var. Sadece düşünmek için fiil yapıyorsun. Ben diyorsun ki bir şey düşüneceğim. Bir şeyi hayal etmek, düşünmek, onun fikrini, onun olurunu yaratan Allah'a dağıtır. Bu kadar basit. Hoş geldin. Hoş gördük. Ya böyle renkli yarışmacılarla, mucitlerle, ya, mucit yani kendisi öyle diyebiliriz. Şahane bir insan. Hazır mısınız? Hazırım inşallah. O zaman sizi rahleye alalım. Evet. Ve söz şimdi Kur'an'ın. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراء بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع
İnnehu leqavlun faslun ve ma huve bil hazr. İnnehum yekidun kayden ve ekidu kayden femehilul kafirine emhilhum ruvayda. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب أشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Evet kıymetli misafirlerimiz, Melih abimize bir puan istiyoruz sizlerden. Puanlarınızı alalım. Süremiz başladı. Buyurun. Evet, stüdyodaki seyircilerimiz Melih abimize puanlarını verdi. Ve şimdi kıymetli hocalarım katkılarını soracaklar. Melih Aksoy. Evet. Melih hocam hoş geldin. Hoş geldin. Ben hoca değilim yalnız. Sarığı yolda mı buldun? Ne yaptın yani? Efendim? Sarığı yolda mı buldun? Öyle derler. Yani ihtisasım bu konuda değil. Ben bir Kur'an sevdalısı ama. Her bir şey öğretirsin değil mi birilerine? Yani öğretirim. O zaman bir üstadsın, hocasın üstadım. Evet. Allah razı olsun. Sağ olun. Yani bizim de sizden öğreneceğimiz çok şey var. Estağfurullah. Öyle değil mi? Lütfen. Şimdi bir iki tane soru sormak istiyorum. Hakkım var mı üstadım? Yani bir soru. Ne demek? Soru. Biz buraya bunu... Bir tanesi şu. Birinci soru. İki soruyu al, sonra ikisini cevapla. Hocan var mı? Hocam, sen bir hocan var mı senin? Kur'an hocası var mı senin? Kulaklarım. İkinci soru şu. Kendini böyle nitelesen bir sıfatla ne diye nitelersin? Yani bir sürü sıfatım var. Demir var, kaptanlık var, su var, elektrik var, çatı var. İş olarak değil, yani sıfatlama yani. Çılgınlık, delilik. Yani biraz tabii şeyim zaten hiperaktifim ya. Yani. Çocukluğumdan beri varmış, sonradan öğrendim hiperaktif olduğumu. Yani acayip nameler yaptın. Nereden buldun, nasıl yaptın? Hani kendine çılgın diyorsun, efendim niteliyorsun falan filan. Ben size yeni isimler buldum bak. Aspirin Mucit, adam. Mucit, onu da ekleyelim bir yandan da. Aspirin adam. Hocam bana aslında Everything Melih diyorlar.
Everything Melih. Evet, everything. Yani her işi hallederim Allah'a. Yani maşallah. Aspirinsin, bir de bir şey söyleyeyim. Buyurun. Kendinize deli diyebilirsiniz, problem yok da niteleyebilirsiniz ama ben size bir hikaye anlatayım. Bak benim hocam, müsaade var mı üstadım? Estağfurullah, buyurun. Şimdi benim hocam, Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun, derdi ki, oğlum derdi, insanlar bir hilal düşün, hilal düşün. Cenab-ı Hak insanları hilale yerleştirmiştir. Böyle mutedil, mutavasıt olanlar, yani normal olanları hilalin ortasında toplamıştır. Delileriyle, velileri ise uçlarda toplamıştır. Yani hilal düşünün şöyle, evet. Bu uçta deliler, bu uçta da veliler vardır derdi. Bu uçlar birbirine yakın olduğu için zaman zaman delilerden delilere, zaman zaman da deli olanlardan deli tarafını atlayanlar olur derdi. Geçiş yapanlar, her deli gördüğüne deli deme oğlum, deli çıkabilir. Her veli gördüğüne de veli deme, deli çıkabilir. Siz öyle diyorsunuz ama bence siz veli şeyiniz çok daha ağır. İnşallah yani... veli tarafını atlarız hocam bugün. İnşallah atlarsın. Değerli kardeşim ya, bu emeklerin, bu evet. Efendim alana dair, Kur'an tilavetine dair sevdan, kesinlikle. Aşkın, Allah razı zevkinden olsun. Dolayı ben sizi tanımaktan çok mutlu oldum. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak sizden razı olsun. Amin. Efendim işlerinizi... Amellerinizi güzel amellerle beraber eylesin, güzel ameller seviyesine ulaştırsın diye temenni ediyorum. Allah razı olsun. Ve teknik anlamda bir değerlendirme yapmak istemiyorum. Ne güzel, ben bugün şu zevki çıkaracağım, sizi tanıdım. Onun teşekkür zevkini süreyim ben. Teşekkür ondan ederim. Sonra inşallah Allah bakalım. Razı olsun, gerisini eyvallah. Rabbim getirir. Eyvallah hocam. Mehmet Ali hocam. Çalışırsanız, İnşallah. Zekisiniz, hiperaktifsiniz, bir yerlere gelebilirsiniz. Bir Kur'an evet. Sevdalısı hocam evet. Kendisi. Evet, evet, o evet. Aşkla programımıza evet. Katıldı ve bizi renklendirdi. Melih hocam buyurun. Şimdi Melih abi ne yaparsa yapsın. Mucit olsun, elektrik işine, su işine baksın, ayakkabı yapsın, ne bileyim masa yapsın, sandalye yapsın, motor yapsın, ne yaparsa yapsın. O ki şimdi hani tabiri caizse sevgiliye gelen bir mektubu nasıl okur? Heceliye heceliye, şaşıra şaşıra, işte kuralsızca, hesapsızca, adeta sevgiliye gelen mektubu okur gibi okudu, ben öyle hissettim. Bir oğlum var, ona bazen annesi der ki, oğlum, mesela hocası ezberletmiş, İşte Fil suresini oku bakayım der. Aynı sizin gibi okur. Evet. Bayılırım ona. Onun ağzından çıkan her harfe kurban olurum. Sizin de öyle. Çok teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi jürimizin puanını almak üzere sizi buraya alıyoruz Melih hocam. Evet. Mehmet Ali hocam. Mehmet Ali hocam sizin de hocam. Ben 50 numara veriyorum. 50 puan aldık. Evet. Halil hocam. Tabii ki 100. 100 puan. Evet. Osman hocam. Evet değerli kardeşim, sevgili dostum Melih hocam. Ben yine hocam diye hitap edeyim size. Estağfurullah hocam. Zaman zaman Halil hocam yapıyor böyle, yani bir değerlendirmenin şeyinde bir farklı duyguları falan şey yapıyor, değerlendiriyor. Hoş şeyler de oluyor. Ben de size bu teknik anlamda falan değil de Kur'an okuma sevdanıza, aşkınıza böyle hayran olmadım desem yalan olur. Hocamın teknik açıdan da endişelerine, kaygılarına katılıyorum ama size bir 75 puan vermek istiyorum. Çok teşekkür ederim. 75 puan. 75 puan verdi. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Buyur. Hocamın kıymetli ellerini hürmetle ve saygıyla öpüyorum. Allah razı olsun, sağ olun. Allah razı olsun. Biz sizi tanıdığımıza çok mutlu olduk. Çok mutlu olduk Melih abi sizi tanıdığımıza. Teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz sizi. İtibarsın, sağ olun. Evet, jürimiz Melih Aksoy'u 225 puanla puanladılar. Ve şimdi Melih abimiz Hacı Ali abinin yanı başında. Yahu Halil hocam seni... Bile, ben de burada hüzünlendim. Ya bu kadar zor olduğunu niye söylemedin ya? Ben sana dedim ki istediğin kadar oku da o da o kadar da uzun git demedim ki. Abi başladığını bırakılmıyor. Ama çok yumuşak, çok böyle hakikaten değil. Ben gözlerim burada şey oldu ya, ıslandı vallahi. Yeni sildim. Atma.
Vallahi diyorum. Çok duygulandırdın. Vallahi yüreğine sağlık ya. Teşekkür seni tanıdığımız için çok memnun olduk biz ya. Allah razı olsun. Abi. Ayağına sağlık. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Böyle bir yarışmaya katılma arzunuz güzel bir şey. Sizin pesiniz bile müthiş bir meyan tadında. Sesinizi biraz yumuşatın. Çok sert geliyor. Başlı başına bir yeteneksiniz. Benim gönlümü titrettiniz ama korkudan. Bakalım hafta birinciliğine bu akşam hangi bülbül gidiyor? Gecenin dördüncü yarışmacısı geliyor şimdi. Ve Hacı Ali abinin yanı başında Nurettin Gündoğan. Ve söz sizde, buyurun. Ne diyoruk? Trabzon Arakli'den kim gelir? Cebule kendin söyle. Nurettin? Nurettin Gündoğan. Nurettin Gündoğan hocam yanımızda. Halil hocam, şöyle yan yana duralım hocam. Görüyor musun? Görüyorum elhamdülillah. Biraz önce uzanmıştım, şimdi ne durumdayım? Ha, onu görmek istemiyorum. Yok, öyle değil. Ben ne zaman uzayacağımı, ne zaman kısalacağımı ben bilirim diyor. Peki abi, hikmetinden sual olur mu bilmiyorum ama bir açıklasam mı bize, az önce merak içerisinde bıraktın, nasıl oldu o? Az sonra demeyeceğim, hemen şimdi açıklayacağım. Buyur abi. Efendim, İmam-ı Azam biliyorsunuz 1.55 boyu var. İmam-ı Yusuf ve İmam Muhammed talebeleri, bunlar da uzun oldukları için aralarında şakalaşıyorlar. Şimdi İmam-ı Yusuf ve İmam Muhammed diyor ki, İmamuna beynena... Kenuni lena. Ne diyor? Kenuni lena. Vay 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 vay. Efendim, İmam-ı Azam da cevap veriyor. Lev lem yekun nunu lena lekane la. Vay 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 vay. Anladın mı Halil hocam? Hocam anlamadı değil de jüri şokta. Şok ya, daha neyle yani karşılaşacağız bilmiyoruz yani, şimdi, şokta. Şimdi Halil hocam diyecek ki nereden yani bunu arakladın veya nereden tüyo aldın? Şimdi Nasrettin hoca götürürmüş bir tepsi baklava gitmiş. Demişler ki hocam bir tepsi baklava gider. Demiş bana ne? Ama sizin eve gidir. E demiş sene ne? Çok iyiydi. Hayır hocam. Yani benim boyum çok enteresandır onun için. Ben ne zaman kısalırım, ne zaman uzanırım. Bize ne? Neyle? Biz de bize ne diyoruz ama. Nasrettin hocanın efendim, Erzurum yöresine uğramışlığı var mı bilmiyorum ama ne güzel o şiveyle. Bir de Nasrettin hocanın fıkrası duyuyor. Her anında bir sürpriz var Hacı Ali abi. Aynen. Manası evet. Manası şu, hocamız bu ya, Osman hocam daha iyi bunun manasını verir. Ben neyiz kendimizi zorlayacağım. Yani çok anlattığı çok veciz bir kıssadır. Evet. Mesela İmam Azam Ebu Hanife Hazretlerinin boyu kısa, İmam Yusuf ve İmam Muhammed Hazretlerinin ise boyları daha hocalarına göre daha uzun. Ama onun yetiştirdiği ekoller, onun yetiştirdiği değerler. Şimdi lena kelimesini Arapça yazdığımızda lam çok uzun. Efendim oradaki nunu çeken elif de çok uzun. Ortadaki nun kısadır. Evet. Lena hattında. Bir ara takılmışlar şey, öyle anlatılır yani, bir rivayet bu. Yani imamımız demişler, lena kelimesindeki nun gibi ikimizin arasında. Evet. Kısa kalıyor. Ebu Hanife Hazretleri de demiş ki, eğer o nun olmasaydı siz de olmazdınız. Evet. Levlem yekun nunu len. Yani İkisini o bağlayan. Tabii. O lamla elifi meydana getiren o kısa, o kısa gibi gördüğün. Tabii. Ama müthiş bir gönderme var. Halil hocam bunun altında kalmaz diye düşünüyorum ben yani. Kalmaz bence. Evet düşünüyorum. Bir sonrakinde. Bir sonraki yarışmada cevap bekliyorum hocam sizden. Evet, müthiş müthiş. Evet Nurettin evet. Hocamız yanımızda. Allah Allah. Araklılı kendisi efendim. Evet. Diyor ki her yer Trabzon diyor. Bize her yer Trabzon diyor. Ben diyor... Mi? Tabii öyle. Ben diyor çakma değil, direkt orijinal Karadenizliyim. Hocam ne yapıyorsunuz? Ne yapayısınız? Bizi anladın da abisiniz. İstanbul Fatih Hekimoğlu Ali Paşa Camii Baş İmam Hatibi olarak görev evet, yapıyorum. İmamsınız. Yani evet. İmamlık nedir yani? Nasıl yapılır? Hiç sormadım. İlk defa soruyorum. İmamlık... Bana göre dört duvar arasında olan bir görev değildir diye düşünüyorum. Enteresan. Devam hocam. Bir din görevlisi sadece iki rekat namaz kılıp ondan sonra benim işim bitti dememeli diye düşünüyorum. Esnaflarla beraber,
olsun, hastalarla beraber ilgilenmek. Hastane, özellikle benim bölgem hastane bölgesi olduğundan dolayı sık sık hasta ziyaretlerine gideriz. Yoksulları, yetimleri ziyaret etmek, onların ihtiyaçlarını karşılamak için gayret sarf etmek. Yani vazifemiz bu, ben diye Allah düşünüyorum. Allah razı olsun. Çok güzel etmişsiniz vallahi. İmamlık mesele o, bizim resmi tarafımız. Eyvallah, aslında. Allah razı olsun. Seni tanımda çok memnun oldum. Hemen sizi sahneye alıyorum Nurettin Hocam. Başarılar diliyorum. Seyircilerimizden hocam, taraftarlarınız mı var? Trabzon'dan gelmeler mi var yoksa? Büyük bir ilgi ve tezahüratla sizi karşıladılar. Heyecanınıza biraz daha katkıda bulunmuş oldular. Hazır mıyız peki hocam? Hepsi hemşerimiz. Hepsine selam ediyorum. Allah selam ediyor sizlere. Hazırsanız zirahliye alalım hocam. Buyurun. Ve söz şimdi Kur'an'ın. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنة ومن صلح من آبائهم وأزواجهم
وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم استرحام ediyoruz efendim Nurettin hocam için puanlamanızı buyurun. Evet, izleyenlerimiz puanını verdi hocam. Şimdi jürimizden katkılarını alacağız. Mehmet Ali hocam. Ben üstad başlasın. Sizden başlayalım hocam. Peki. Tamam. Nurettin kardeşim hoş geldin, safa geldin. Hoş bulduk hocam. Allah razı olsun, ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Teşekkür ediyoruz, çok sağ ol. Ne diğer yarışmacılarımızda olduğu gibi size de katkı sağlamaya gayret edelim. Memnun oluruz. Şimdi yarışmamızın ilk gecesinden başlayarak bu geceye kadar söylediğimiz bir şey var jüri olarak. Yani bir Kur'an-ı Kerim tilavet edeceğimiz bir yerin bir kompozisyonu olmalı. O kompozisyon içerisinde böyle okuyacağımız ayat-ı beyinatı böyle her birini yerli yerine bir konsept olacak şekilde yerleştirmeli. Sizin sesiniz o kadar güçlü bir sesiniz var ki yani o güçlü sesinizi kullanırken hani bazı insan vardır sesi zayıftır, o yükselterek bir şeyler yapmak gerekir. Sizin pesiniz bile müthiş bir meyan tadında, formatında. Dolayısıyla sesinizi çok iyi kontrol etmeniz gerekir. Şöyle bir misal, yani çok fazla kullanmadık bu gece ama yani çok hız yapabilecek arabalar düşün, hız yapabilme özelliği olan araba, onların frenleri fazla oluyor hocam. Yani İbre 300 vesaire. Hocam ona çok fren koyuyorlar. Çünkü yani ne yapacağı belli değil. Dolayısıyla bu ses de sanki öyle bir ses. Daha çok frenleyerek kullanılması gerekiyor. O ibrede yazan 300'ü bastığınızda daha önce bir sefer daha kullandım bunu. Araba ağlıyor, şehir ağlıyor. Siz ağlıyorsunuz, yol ağlıyor. Bu defa farklı bir yere doğru gidiyor. Bence evet. Sesinizi böyle daha tatlı kullanırsanız böyle onu namelerle ki Halil Hocam temas edecektir. İnşallah. İyi olur diye düşünüyorum. Teknik anlamda birkaç şeyi söyleyeyim. Vurguları doğru yerlerde yapmak gerekiyor. Vurgular anlamında Arapça dili itibariyle. Onlara dikkat etmek lazım. Yine bir harfi her konumda aynı ses tonuyla okumak gerekiyor. Mesela vav harfi bir yerde v, başka bir yerde v diye telaffuz etmemek gerekiyor. Ama zaten şöyle söyleyeyim, şöyle bağlayayım, hocalarıma arz edeyim. Çok uzattım, çok özür diliyorum. Ama başlı başına siz zaten Kur'an-ı Kerim tilavetiyle beraber müthiş bir emek verdiğiniz, emeğiniz. Ayrıca evet. Kendi ses vüsatiniz vesaire falan başlı başına bir yeteneksiniz. Cenab-ı Hakk'ın bir lütfusunuz. Allah razı olsun. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Teşekkür güzelliğimize güzellik kattınız. Cenab-ı Hak da sizi ziyadesiyle güzelleştirsin inşallah. Eyvallah. Mehmet Ali Hocam. Nureddin Hoca kardeşimiz. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun hocam. Yani böyle bir yarışmaya katılma arzunuz güzel bir şey. Hocam, arkadaşlarımın teveccühü. Teşvikiyle. Onların teşvikiyle. Evet.
Osman Hoca kardeşimizin dediği gibi sesinizi biraz yumuşatın. Çok olur. Sert geliyor. Tabii çok sert gelince Kur'an gönüle hitap eden bir ilahi kelamdır. Gönüller de böyle pazular gibi sert değildir, yumuşaktır gönüller. Güzel tespit hocam, bu tespiti yazdık gönlümüze inşallah. Evet, evet. Eyvallah. Hani gönüle giden sözler, sesler, ifadeler gönül nezaketinde, nehafetinde olmalı. O cihetten biraz daha yumuşatmaya çalışınız. İnşallah. Tebrik ederim. Teşekkür ederim Sayın. Hayırlı olsun. Sağ olun. Ali Hocam. Saygıdeğer Hocam. Şimdi nasıl bir yorum yapacağımı doğrusu tam kestiremiyorum ama aklıma, evet, yorum değil canım, katkı değil mi hocam? Eyvallah. Eyvallah. Aklıma Üstad Münir Nurettin Selçuk geldi. Şimdi Münir Bey, İstanbul Boğaz'da Kuruçeşme sahilinde gazel okuduğu vakit karşıda Üsküdar'da dinler, mest olurlarmış insanlar. Yani gönüllerine böyle bir huzur, bir sükun söz konusu olurmuş. Mesela düşündüm, o vakihimus seyyiat derken, diyelim ki Hekimoğlu Ali Paşa'dan sizin sesinizi biz örneğin Emirgan sahillerinde duyacak olsak, o vüsat var, o genişlik var. Oradakiler acaba korkar mıydılar? Yoksa kulak mı asarlardı, ne yaparlardı? Nereden geliyor bu tatlı çünkü ses diye? Çünkü bu icrada tiz yerleri dolaşmak, oralara ulaşmaya çalışmak, ona o sese yüklenmek anlamına gelir ki o bir acılık hissi verir. Yani hani derler ya, acı acı bağırıyor filan diye. Ne olur yani, yanlış anlamayın, Allah rızası için. Biz aynı zamanda meslektaşız. Uzun, çok güzel. Yüz yüze bakacağız yarın. Bana yani kötü bir insan muamelesi yapmayın sakın ha, buradan söylüyorum. Şimdi böyle bir şey var. Evet, benim gönlümü titrettiniz ama korkudan. Ama o zaten hocamın dediği o yumuşak zemine raya inşallah. Hocam bizim için referans inşallah, Allah razı olsun. Evet. Var olan o sertliği yumuşatmak mümkün ama olmadığı zaman o hale getirmek çok zor. Ayetin anlamı da zaten üstadım Mustafa hocam, ayetin anlamı da zaten yani o manaya dair, yani kötülükleri bırakma, ondan sakınmaya dair. Dolayısıyla o titreme de iyi bir titreme yani. Evet, kesinlikle. Şimdi jürimiz sizi puanlayacak. Lütfen buyurun. Evet değerli kardeşim, sevgili dostum, buradaki icrayı puanlıyoruz da, daha güzel icralar ben siz biliyorum yani daha böyle şey, ama seyirci, jüri, televizyonda ekranları başına bizi izleyenleri hayal etme vesaire falan biraz performansını etkiledi. Ama sen her haline zaten güzelsin ve güzel bir okuyucusun, iyi bir okuyucusun. 85 puan. 85 puan. Mehmet Ali Hocam. Ben de tekrar ediyorum efendim. 85 puan. Halil Hocam. 85 puan. 85 puan. Evet. Nurettin Hocam, tekrardan tebrik ediyorum ve sizi sahne arkasına alıyoruz. Buyurun. Evet, toplamda Nurettin Gündoğan 255 puan aldı. Jürimizden seyirci puanları da malumunuz birazdan da eklenecek ve sonucu göreceğiz diyor. Ve gecenin son yarışmacısı Yusuf Noyan'a geçmeden önce Nurettin Hocam şimdi sahne arkasında Hacı Ali abinin yanında ve hemen ardından da hiç vakit kaybetmeden son yarışmacıyı buraya alacağız. Söz şimdi Hacı Ali abide. Şimdi gördüğünüz gibi gene aynı boya geldim. Evet. Ne yapacağım belli değil benim. Belli değil. Şimdi bu arada Nurettin Hocam, ağzınıza yüreğinize sağlık. Olur. Gerçekten çok güzel okudunuz. Daha iyisi de olurdu. Tabii heyecan var. Ben sizin gibi insanların daha iyi okuyacağını ben de biliyorum. Heyecana diyelim, verelim bunu. Nurettin Hocam çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olasın. Buyurun efendim.
Müthiş. Nasıl bir ses bu ya Rabbi böyle? Bir telaş, bir panik içinde siz burada icra ettiniz. Genel durumunuzun bu olduğunu düşünmüyorum. Bir akşamda, iki akşamda tanınmaz bir duruma gelebilir. Yani enfes bir duruma gelebilirsin diye düşünüyorum. Bir akşamda, iki akşamda olmaz. Bakalım hafta birinciliğine bu akşam hangi bülbül gidiyor? Geldik gecenin son bülbülüne. Az sonra sahne alacak. Az önce de söylediğimiz üzere Yusuf Noyan şu anda Hacı Ali abinin yanı başında ve söz onlarda. Gördüğünüz gibi genç, yakışıklı bir delikanlıyla yan yanayız. Yusuf'cum kendinden bize biraz bahseder misin? Çanakkale'den geliyorum. Çanakkale'liyim aslında. Çanakkale İlahiyat Fakültesi'nde okuyorum. Son sınıftayım. Arkadaşlarım katıl dediler. Biz de katıldık Allah'ın izniyle. Kendimizi denemek istiyoruz. Tecrübe edinmek istiyoruz burada. Maşallah çok iyi. Türk tasavvuf musikisi solisti kendisi. Allah Allah. Bize böyle Halil bir hocam. Kuble. Halil hocam dikkat ve dikkatinizi buraya cevap etmek istiyorum. Şimdi ondan önce ben bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Hani demin bir göndermeler falan Halil Son Hoca'yla falan geldi. Düşündüm. Yakasına bir de gül takmış da zire yapıyor acaba. yani ne demek istiyor? Bir eser geldi aklıma. Birlikte hatta hocamla birlikte okumak istiyorum. Söyleyince şey yapacak. Tam da Hacı Ali'ye gidecek. Evet, alalım hocam. Gül metaforu, gülün üzerinden. Peki, gül üzerine. Buyurun hocam. Senden bilirim yok bana bir fayda. Harikasın. Çatmasın. Allah 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 Allah. Evet, kestim cevabını abi. Aldın Hacı Ali abi. Teslim bayrağını kaldırdım. Ya teslim bayrağını kaldırmasın. 5-0'dı, 5-1 oldu yani. 5-1 olmuş. Osman hocam seni tebrik ediyorum. Eyvallah, hiç vakit kaybetmeden yarışmacımızı sahneye alıyoruz. Sahne sizin efendim. Buyurun. Semifinaller nasıl geçti? Vizeler nasıl geçti? Vizeler güzeldi. İyi. Yani süperli altı vakit geçti. Finallere başlamadan önce şöyle bir piknik falan yapsak mı? Güzel olur. Şöyle bizim camideki arkadaşlarla. Kur'an-ı Kerim dersine geç kalacağız yoksa. Yusuf Noyan, gecenin son bülbülü geldi. Hazır mısın Yusuf? Hazırız. Ellerin üşümüş. Heyecan var mı? Biraz heyecanlar. İnşallah şimdi atacağız. Sizi rahleye alıyoruz. Ve söz şimdi Kur'an'ın. Euzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا
حَتَّى إِذَا جَاءَ فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوا خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. Stüdyoda bulunan kıymetli misafirlerimiz bu gecenin son oylaması, puanlaması için şimdi söz sizlerde, buyurun. Teşekkür ediyoruz ve şimdi kıymetli hocalarımızdan. Yusuf kardeşim hoş geldin, safa geldin. Rahat dur, ol biraz yani, böyle artık bitti, okuma bitti, bitti evet. Yani. Şimdi evet. Heyecanı daha başka hocam. Değil mi? Yani sizin hem değerlendirmeleriniz çok kıymetli, hem de ardından puanlar. Mustafa hocam, son gelen iki yarışmacı arkadaşımızın sesleri yani ne kadar güçlü ya. Yani nasıl bir ses bu ya Rabbi böyle. Şey sormak istiyorum ben Yusuf kardeşim sana. Bir talim, Kur'an-ı Kerim talim ve tasihine dair böyle, o yani Kur'an özel eğitim aldın mı? Çok detaylı değil hocam. Değil bence de. Evet, nerede peki bu seviyeyi nerede getirdin? İlahiyatta getirdim. İlahiyat fakültesinde. Yani biraz şöyle bir mahir bir elde
Yani öyle bir ham maddesi ki hocam, olur. Yani öyle, mahir bir elde, muhterem hocam yanılıyor muyum? Değerli hocam, mahir bir tabii, elde, tabii. Yani her türlü şekilden tabii. Şekile güzel tabii. Böyle eşkale dönebilecek müthiş bir malzeme. Müthiş bir, yani müthiş bir değersin. Tekniklere dair bile çok fazla şey söylemek istemiyorum ama yine işte medlerin ölçüleri vesaire falan. Bir arkadaşım vardı böyle, çok güzel okuyordu. İşte ve kudiye beynehum bil hakkı ve gîle elhamdülillahi rabbil alemin dedi ama işte 4 elif 5, 6, 7, 8 böyle ölçü 4 olması gerekirken ses 6, 7, 8 ne yapıyorsun dedim, durduramıyorum hocam kendimi dedi. Sizde de bazı zaman zaman böyle durduramamalar oldu ama yani ben şöyle düşünüyorum, eğer bu akşam derece yaparsan güzel hocalarımız var bizim, rehber hocalarımız. Evet, elbette. Yani bir akşamda, iki akşamda tanınmaz bir duruma gelebilir, yani enfes bir duruma gelebilirsin diye düşünüyorum. Eşim. Ağzına, yüreğine sağlık, hoş geldin, eyvallah, safa geldin. Renk kattın diye düşünüyorum, sağ ol kardeşim benim. Eyvallah. Mehmet Ali Hocam. Ben Osman Hoca kardeşimizin affına mağruren, bir akşamda iki akşamda olmaz. 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 Evet hocam. Hani boyacı küpü daldır çıkar, olmaz abi. Şey, ham madde var ama hocam, malzeme bir yere kadar madde var ama ısıtılmış gibi sanki. Biraz daha gayret ister yani. İnşallah hocam. Evet inşallah. Adem Kemaneci Hoca, hocanız oldu mu? Ben başladım, o gitti erken ama... Erken ayrıldı hocam, evet. Evet. Türk musikisi, musikisi ile de ilgilendiğini söylendi. Yani ilgilenmeye evet. Çalışıyoruz, ilgileniyoruz. Öyle mi? Evet. Bir şeyler meşkediyor musunuz? Ettiniz mi? Yani bir küçük bir repertuarımız var, onu var. Yapıyoruz. Ne var o repertuarda, ne var? İlahi olarak? Hüseyin'i... Alalım mı hocam? Alalım ya, sesi alalım. Güzel. Bu arada hadi. Enstrüman kullanıyor musun? Çok azıcık ney üfledim. Güzel. Güzel. Peki alalım. Hocam da bir, siz de eşlik edin. Kısa bir şey alalım ya. Bu sesten dinleyelim. Haydi. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan sorardım aslıma, aslım bana burhan imiş. Hay hay burhan sorardım aslıma, aslım bana burhan imiş. Hocam Halil Bey, bu ilahinin ritmi bu mudur? Değil hocam, vakit tasarrufu. Efendim? Değildir. Değildir. Tamam. Vakit tasarrufu. Bana da öyle değil geldi de onun için. Peki okuduğunuz Aşr-ı Şerif'in makamı nedir Yusuf? Şu an ona şey yapmadık. Aa, ne demek? Yani farkında değil misin hangi makamı okudun, hangi perdede karar ettin, hangi perdeleri kullandın? Musikiyle ilgileniyorum diyorsun yavrum. Tam dikkat etmedim şimdi. Tam dikkat etmedin. Heyecandan girdim. Heyecandan dikkat edemedin. Peki. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İstikbalin güzel ama eğitime devam et. Evet. Hocam bir liman arıyor, liman. Yani Yusuf kardeşimiz bir liman arıyor. Bence iyi bir limana girecek gibi geliyor bana. İnşallah. Kendisi için iyi olur. Evet. Şimdi üslup probleminiz var. Evet. Neyzen olduğunuzu söylüyorsunuz. Yok değilim. Peki çok... değilsiniz ama musiki şinas olduğunuzu şu görselliğiniz içinde de bize sunuyorsunuz. Bir esere başlamadan önce, icraya başlamadan önce ne olur? Hani makamı bulmak için yahut makamın nasıl söyleyeyim sana, makamda dolaşarak o makamı hissiyatını bize vermek için ne yaparlar? Evet. Taksim ederler, değil mi? O taksimin içinde de bir insicam vardır. Yani geçkiler vardır, asma kalışlar vardır, işte değil mi? Karara tekrar dönmeler vardır vesaire vesaire. Şimdi bir telaş, bir panik içinde siz burada icra ettiniz. Genel durumunuzun bu olduğunu düşünmüyorum yani. Buradaki heyecan, atmosfer, evet. Atmosfer evet. İtibarıyla. Ama üslup probleminizi siz çözmeye çalışın. Onun yanı sıra hani demin söyledik, o acı acı bağırmalar var ya, evet. Musiki biliyorsun asla bir tırnak içinde bağırma sanatı ya da bağırma
amelesi değildir. Değildir. Tabii. Yani kendi içindeki ahengini mutlaka, hı-hı, değil mi? Tabii. Yaşamak, yaşatmak icap eder. Kur'an tilavetinde de kaldı ki bu Kur'an tilaveti. Buraya da çok önemli bir gerçektir, doğrudur. Siz hocamın sözlerine %100 katılıyorum. Mutlak bir incisiniz, cevhersiniz, malzemesiniz. Ama hocamın sözlerine de katılıyorum, öyle iki günde değil. Evet. Evet, pekala. Kıymetli hocalarımızdan puanlarınızı almak üzere sizi sahnenin önüne alıyoruz. Osman Hocam. Evet, Yusuf Hocam, değerli kardeşim, diğer arkadaşlarıma da bu ifadeyi kullanıyorum. Kur'ani bir duruş var. Ahlak, kemal edep, fevkalade, tilavetin de bir şeyin mecrasına girmişiz. Yani iki gün ben mecazi olarak kullandım onu tabii ki. Yani mutlaka, ama bir yol, o limanınızı bulduğunuz anda çok güzel şeyler çıkacak diye düşünüyorum. Yani bir puan takdir etmeye gayret ediyorum ama ne diyeyim? Gönlüm biraz coşuyor. Sonra zihnim diyor ki biraz azıcık daha falan derken böyle bir 90 puan diyor, 90. 90 puan. Ben Yusuf evladımızın haline ve istikbaline göre puan veriyorum. Aynı puanı takdir ediyorum. 90 puan da hocamdan geldi. Müsaade ederseniz bir matematik yapmak istiyorum. Buyurun. Kaç yaşındasın? 23 hocam. 23. Bir dakika bekleyin abi. 99 yaşında olaymışım bak. Benim matematiğim iyidir hocam. Söyleyin, ben halledeyim. Bir dakika, olmadı. 12. 4-8. Demedin 92. Hocam. 92 çıktı fakat. Fakat deme. Fakat. Şimdi 23'ü 4 ile çarptım. Yalan yanlış, 92 çıktı burada. Tamam. Evet, doğru çıktı. Fakat, evet. Fakat. Ben bu güzel kardeşime 90... 90. Ali hocam. Tamam. Stüdyo coştu hocam. Bir de Yıldız ve 100. Yıldız ve 100 geldi. Harikasın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Harika bir puan aldın. Şimdi seni sahne arkasına alıyoruz. Evet, toplamda hocalarım Yusuf Noyan kardeşime 280 puan verdi. Halil hocam 97 miydi normalde? 90. Hayır. 92'ydi. Bilmiyorum kaç çıktı ama 92 şey yazdım buraya. 3 puan daha beklediniz seyircinin. Hayır, 95 diyecektim. Seyircinin bu iştiyakında görünce harika. 100'e çıktım. Biraz daha iştiyaklı görünce seyirci, bir de yıldız patlatalım. Harikasınız. Evet. Şimdi heyecanla finale gidiyoruz adım adım artık ama Yusuf Noyan şu anda Hacı abinin yanında ve tekrar söz onlarda. Ne ettin Yusuf, ne ettin? He? Nasıl coşturdun milleti? Elimizden geldiğince okumaya çalıştık inşallah. Devamını da getiririz. İnşallah. Hocalarımın da sözlerine dikkat alarak devam ederiz. Bu yolda ilerleriz diye ümit ediyorum. Benim kadar yakışıklı değilsin ama yine puanları götürdün. Sen efendim şöyle alıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Bakalım hafta birinciliğine bu akşam hangi bülbül gidiyor? Gecenin birincisini öğrenme anı. Kıymetli Kur'an sevdalıları, bu gecenin de sonuna geldik ve tabii ki bir birincimiz var ama katılan herkes Osman Hocam'ın tabiriyle bizim için bir incidir ama bu gecenin birincisini de ayrıca hep birlikte burada öğrenmiş olacağız birazdan. Zira kıymetli jürimiz ve stüdyoda bulunan misafirlerimiz
kıymetli bülbüllerimize puanlarını verdiler. Ve bakalım hafta birinciliğine bu akşam hangi bülbül gidiyor? Az sonra öğreneceğiz diyorum ve gecenin birincisini öğrenme anı. Evet, bu akşam jürimizden toplamda 225 puan aldı. Stüdyoda bulunan misafirlerimiz kendilerine 68 puan verdi ve toplamda 293 puan aldı. Büyük bir alkışla gecemizin beşincisi Melih Aksoy. Yüreğinize sağlık, çok teşekkür ediyorum. Bir tam altın hediyemiz size efendim, lütfen buyurun. Çok sağ olun. Evet. Jürimizden toplamda 228 puan aldı. Seyircimiz kendilerine 77 puan verdi ve toplamda 305 puan almış oldu bu akşam. Büyük bir alkışla gecemizin dördüncüsü Abdussamet Himmet. Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Bir tam altınla ödüllendirmiş oldu kendilerini. Evet. Gecemizin üçüncüsü yok. Bugün çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Bu gece bir tane birincimiz var ama iki tane ikincimiz var. Puanları eşit. Aa diyorsun ama puanı verdin hocam, artık yapacak bir şey yok. Seyircimiz çok şaşırdı bu duruma ama gerçekten de normal sıralamaları farklıydı. Ama seyircimiz yine mührünü bastı ve sıralamayı eşitledi. Şimdi bu durumu öğrenme vakti. Hazır mısınız? Jürimizden 255 puan almıştı. Siz kıymetli izleyenlerimiz kendisine 80 puan vermişsiniz ve toplamda 335 puan aldı. Nurettin Gündoğan gecemizin iki ikincisinden biri olmuş oldu. Efendim buyurun. Ve yine jürimiz toplamda 268 vermişti hocam. Ama seyircimiz 67 puan verdi ve böylelikle kendileri 335 puan almış oldu toplamda. Gecenin bir başka ikincisi oldu. Lokman Durak, büyük bir alkışla. Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Sizi uğurluyoruz. Ve geldik gördüğünüz üzere gecenin yıldızına. Yıldızlı yüzle beraber gelen bir birincilik. Hocam gel artık, açıkladık, belli oldu. Bugüne kadar yaşanmış en büyük coşkuydu bu. Ve sadece senin için yapıldı. Tebrik ediyorum seni Yusuf'um. Ben yine de puanları okumak istiyorum. Jürimizden malumunuz 280 puan almıştı. Kıymetli izleyenlerimiz 94 puan verdi kendilerine. Sadece 94 puan vermediler. Bir de sevgilerini eklediler yanı başına. Coşkularını eklediler. Ve şöyle 3 altın unutmadan Halil hocam. Bende kalıyor bunlar. Hep ne olacak bilmiyorum sorumuz.
Tebrik ederim. Ve böylelikle gecenin birincisi olmuş oldu. Kaç puan toplamda aldı hocam? 374 puan aldı. Tebrik ediyoruz. Şimdi Hasan Kara hocamı sahneye alıyorum. Ve kıymetli hocamıza Yusuf'umuzu emanet ediyoruz hafta birinciliği için. Ve sizleri uğurluyoruz efendim. Büyük bir alkışla. Bir sözüm olabilir mi acaba? Buyurun hocam. Bir cümle kullanmak buyurun istiyorum. Teşekkür ederim. Hocalarım bilirler. İsim müsemmaya tesir edermiş derler. Yusuf'umuzun adı Yusuf. Yüzü Zeki güzel. Yusuf'a benziyor. Okuyuş da Yusuf'a benziyor inşallah. Evet. Evet Yusuf. Allah razı olsun. İnşallah. Kur'an onu aziz edecek inşallah. İnşallah. Büyük bir alkışla uğurluyoruz sahnemizden. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Kıymetli Kur'an dostları, muhteşem bir ziyafetin sonuna gelmiş olduk. Efendim yarın yine aynı saatlerde bizler burada olmayı diliyor ve istiyoruz. Bu güzel Kur'an ziyafeti için sizleri de bekliyoruz efendim. Tekrar buluşuncaya dek hoş kalın, hoşça kalın. Bir şelale gibi ses potansiyeli var, evet. Ama o onun ne kadar farkında onu bilemeyeceğim. Ben görmediğimi zannediyor ama ben sizi izlerken Mustafa'cığım da izliyorum oradan. Böyle okunmaması lazım diye düşünüyorum ben. İyi bir rahleyi tedrisi düşmemiş yolunuz. Bu kalemi kırar mıydınız? Üç harekette yazacaktım. Ne olur sence? Ölçüyü kaçırmayın diyor Cenab-ı Hak. Acaba bu bülbüller içinden hangi bülbülümüz bugün gün birinciliğini göğüsledi ve hafta birinciliğine doğru adım adım ilerleyecek?